Ve CHP cephesine bakalım. Orada da istifalar peş peşe geliyor. Hala da gelmeye devam ediyor. Tartışmalar bitmiyor. PKK ve HDP ile yakın bazı isimlerin aday gösterilmesi parti yönetiminde de tabanda da rahatsızlığa neden oldu. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar da parti yönetimini topa tuttu bugün. Hazinedar, bana hükümet değil CHP yönetimi operasyon yaptı dedi. Ben yoksam parti de yok diyen arkadaşlar kapı burada çıkıp gidebilirler. CHP'de ardı ardına istifa getiren aday tartışması büyüyor. Umarım akıllarını başlarına toplarlar. Parti yönetimi itiraz ve istifaları demokratik tepki olarak yorumlasa da kriz giderek derinleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP örgütünü dinlemedi ve kalkışma gecesini evinde geçirdiği Bülent Kerimoğlu'nu Bakırköy'den tekrar aday gösterdi. Yani Kılıçdaroğlu o geceye esir oldu. Ne yazık ki hala bu parti kültürünü arzu ettiğim oranda partiye yerleştiremedim. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine kazan kaldıran CHP'liler adayları Kandil listesi olarak nitelendiriyor. Kulislere göre partililer CHP yönetiminin partinin kalesi olarak gösterilen yerlerde bile PKK sempatizanı isimlerin aday gösterilmesinden çok rahatsız. Konuşamazsın arkadaş. Bugüne kadar ses çıkarmadın. İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar da parti yönetimini topa tuttu. Şimdi ben nasıl diyebilirim ki iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı? Bu operasyonu şahsıma bizatihi Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesindeki yönetim kademesinden ve bir kısım Beşiktaş'taki sözde partililer yapmıştır. Buna engel olmayan da, bunun için gereğini yapmayan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Hazinedar CHP'ye ateş püskürdü. Benim Battal İlgezli gibi MYK'da parti meclisinde hakkımı, hukukumu sonuna kadar koruyacak bir eşim de yok. Ekrem İmamoğlu'nun o tarihlerde yaptırdığı İstanbul anketlerinde de ben birinci çıkıyordum. Buradan ona da seslenmek istiyorum. Unutmasın ki Büyükşehir Belediye Başkanı bile olsa İçişleri Bakanlığı nezdinde maalesef bir fakslık işi var. Ve İmamoğlu'ndan da Hazinedar'a yanıt geldi. Bir araya geliriz yani 5-6 gün geç kalmayla randevu vermemek diye bir şey olmaz. O benim arkadaşım, konuşuruz, her şeyi düzeltiriz. Ve CHP yönetiminin aday göstermediği başkanlardan biri daha bayrak açtı parti yönetimine. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da genel merkezin kararını tanımıyorum dedi. Ben sizin temsilcinizim, sizin sesinizim, sizin gözünüzüm. Onun için genel merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum. İçimden sindiremiyorum. Önceki gün HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan HDP ile gizli ittifak açıklaması geldi. Öztrak iddiaları reddetti. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse bizden de niyet okumamızı beklemesin. Bir yerlerden ben aday çıkarmıyorum diyorsa bir parti, bu onun kendi iç işidir.